Şimdi burası Ankara, Altındağ ilçesi TOKİ konutlarının olduğu bölge. Vatandaş sobasını bu halde ısıtıyor. Bakın geldiğiniz nokta, esnafın geldiği nokta işler acısı. Şu yaşanan gerçekten izaha muhtaç. Burası Hakkari Yüksekova'nın herhangi bir köyü değil. Burası Ankara, başkent. Başkentte bu tablo yaşanıyorsa gerisini siz düşünün. Vatandaşın halini gelin hesap edin. Burada kombiyle ısınabilir mi? Elektrikle ısınabilir mi? Hayır. Sobayla ısınayım demiş. Bak birer parça odun parçası bununla ısınıyor ama sobada akıyor gördüğünüz gibi. Şunlar mı 15? Ne yaptın? Bir tane var. Kaç lira? 15. Doğru mu 15? Evet, evet doğru doğru. Doğru doğru. 15 lira. Soda 2,5 lira. 25 lira. Klima ne kadar? Dana klima? Dana klima 120 lira. 120 lira. Peki bir şey söyleyeyim. Kiloyla alıyorlar söylediler. Şimdi kiloyla mı alıyorlar? Yok. Yok. Kilo 200 alan da var. 250 gram alan da var. 1 kilo alan da var. Yani 3 kilo alan nadir yani. Nadir. Kesinlikle ben 20 lira. 30 lira. 2 gram. Susam var. Hafiften susam var. Bir tane çalıp bakalım. Soğan sağlı var. Fotoğrafı 280 gram. 280 gram kaç lira? 5 lira. 5 lira. Bir de yumurtalı olursa kaç oluyor? Bunun yumurtası 10 lira. 10 lira. Yapma ya. Küçük esnaf gitti de batıyor sahibi. Benim şu an şu dükkanda mesela 3 ay öncesinden atıyorum 5 yani atmıyorum. Sağlam 500 bin liralık malım vardı. Evet. Şu an 200 bin liranın üzerinde mal. Satıp yedim mi yok. 3 tane sattım. Yenisini alacağım 2 tane aldım. 2 taneyi sattım. Yenisini alacağım 1 tane anca aldım. Gitgide eriyoruz. Küçük esnaf gitgide bitiyor. Yani şu an hemen hemen burada aynı bölgeye bakan unikarcı arkadaşım içinde 27 tane market bakkal türü yer kapanmış. 27 tane. Evet şimdi burada bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu TOKİ'nin içinde mesela her gezdiğiniz yere bakın. Nerede bir market varsa üzerinde bir tane A101 var. Nerede bir bakkal varsa üzerinde hemen bir tane A101 var. Aynı TOKİ'nin içinde 6 tane A101, 3 tane BİM daha hala geliyor. Bunları özellikle küçük esnafı bitirme politikası diyorsunuz öyle mi? Politikası yani bunu görmemek için bir insanın kör olması lazım. Her iş yapan bir marketin üstünde bir tane A101 var. Aynı mahallenin içinde 6 tane A101 var. Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmemizi istediğiniz bir şey var mı? Vallahi çok şey var işte. Bir tanesini ilettik. Tamam. Buyurun. Tamam. Hiç inan gidişat hiçbir şeye bir şey gözükmüyor. Sen satmaktansa satmasan daha karlıyım. Aynen öyle bakalım. Yemin olsun öyle bak. Şimdi şundan 3 tane satıyorsun. Evet. Şimdi 3 tane satıyorsun. 2 tane yerine koyamıyorum. Geri 2 tane yerine koyuyorsun. Koyamıyorum. Koyamıyorsun. Vallahi koyamıyorum. Yani 3 satıyor 2'yi yerine evet, koyamıyor. Bu tamamen... Eğer biz normalde kendimiz dışarıda şey yapmazsak finans yapmayalım. Şu anda market %25'e düştüydü mal. %100 olan mal %25'e düştüydü. Peki şöyle bir açıklama yapıyor. Bugün Sayın Devlet Bahçeli de açıkladı. Dedi ki KDV düştü ama fiyatlar da düştü. Hiçbir alakası yok. Evet. Hiçbir alakası yok. Zaten her şey üstüne koydu. Koydu stok şeyde KDV de hiç şeye bile çıkmıyor. Zamı geçe. Şey etti. Şunu 5 liraya alıyorduk çıkmış 10 liraya. Bunda %7 KDV düşse ne olacak? Normal olacak. Ben bu malı alırken 10 liraya almışsam. Evet. On almışsınız. Kaça satmam gerek? Bırak KDV'yi. Ben gelip onu 4 liraya satarsam burayı da kepen kapatıp gideceğim. Ama bunu ben daha önce meclis başkanına yazdım. Bak, evet. Ziyadeli tarafı. Yüksek sesim bununla yazdım. Kaç tane parti başkanına yazsam da bu Cumhuriyeti demokrasi isim olarak duyuyor biz. Evet. Seçim sistemi 3 defa değişti. Evet. Birincisi çoğunluk sistemi. Evet. Biliyor musunuz? Evet. 50'den 60 itibarına. Evet. Bundan sonra bir defa da Milli Bakiye sistemi evet. Denildi. 1965'te Milli Bakiye. Milli Bakiye bastı. Ufak Partisi'ne meclise girdi. Evet. İkinci önünü kapattı. Kapattı. Üçüncü Birleşim Ordusu'sası. Evet. Bunu kendilerine uğruyor milletvekilleri. Mahalli seçimlere uğurlanmıyor. Evet. Mahalli seçimleri uğurlanmadıktan sonra
kırsal kesim, muhtar seçimi demokrasiye uymuyor, uymuyor. Muhtar seçimleri de Birleşik Oyunsuzluğa gitmesi lazım. Biz bu kanun teklifini verdik genel başkanımızın talimatıyla, reddettiler. Bir meclis, yine mecliste seçim yasası yine değiştirdiler. Yine bu sizin söylediğinizi yapmadılar. Muhtarlar böyle mi demokrasi olacak? Tabii. Muhtarlar kelime olarak duyuyor biz bu demokrasi. Tabii. Muhtarlar Konfederasyonu geldi. Onlara da biz dedik ki bizim gücümüz yetmiyor. Verdik teklifi. Mustafa Elitaş'a AK Parti Grup Başkan Vekiline gittiler. Hiç dinlememiş bile. Sen bu övdüğünü, bu sözünü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ileteceğim. Bir kez daha söyle, bu ona ulaşacak. Tamam. Ben kartımı da vereyim. Bak, bak. İlçedeki de ilçe seçim bunlar. Bu sarayla müraş edilecek. Evet. Kaç seçim olması var, parasını yatıracak, bastıracak. Birleşik Oy Pusu'nda mahallesine gitmedikçe biz demokrasiyi isim olarak duyuyor. Evet. Yaşam olarak değil. Şimdi sen kurtar adaysın. Bana kağıt dağıtıyor, bu da diyor. Şimdi seçim bittikten sonra benim verdiğim oylar bana gelmedi. Bana kullanmadı. Kazanan öbür tarafı bu oyunu muhalif davranıyor. Yani hiç bu demokrasinin bize etkisi yok. Mahalli seçimler Birleşik Oy Pusu'na gitmedikçe ben demokrasiyi kabul etmiyorum. Bu demokrasiyi biz bana getireceğiz. Bak. Emrinizdeyiz. Genel Başkanımızın talimatı da aynı sizin söylediğiniz gibi Genel Başkanımıza ileteceğim. Uygun olduğum bir zamanda ilçe başkanımızla birlikte Genel Başkanımıza götürürüz. Söylemeni sağlayacağım. Telefon numaranı ver.